Senin de böyle bir arkadaşın olacak, fikir paylaşacaksın, dedikodu yapacaksın. Bunlardan hangisi diye soracağım. Hı. Fatih Altaylı. Dedikodu yaptığını düşünsem. Çok hızlı konuşuyor, ben anlayamıyorum onu. Fazıl Say. Acun Ilıcalı. <laughs> Seçmek zorundasın. Yani. Ay çok güzel değil mi? Zorunda olması. Tabii. En çok dedikodu herhalde Acun Ilıcalı da vardır diye düşünüyorum. <laughs> Azıcık o sürekli PlayStation'larmış gibi geliyor bana. Hani. O da doğru. Yani sana bir şey anlatacağım. Dur dur şu maçı da bitirelim. Hani... Fazla sayıda da güzel dedikodu Oo, olabilir. Olabilir hem de... Yani mesela o sanat dünyasında. Tabii de illa dedikodu o deyince. Tabii. Böyle bir sete gittiğinde böyle bir, biri vardır da hep hakkında şey Zor biridir, zor biridir. Gittiğinde pamuk gibi çıkar. Hiç yaşadın mı öyle bir şey? Evet, yaşadım. Kim olduğunu sormuyorum. Zaten. Zaten. <laughs> Acun olacağı yani. <laughs> yaşadım yaşadım. Çok ilginç bir dediğim değil mi? o? Çünkü o, aslında oraya şey gidiyorsun. Bütün gardını almış şekilde. Eyvah bana bunu diyecek, bu Hı -hı. olacak. Hiçbir şey yok. Ne demem gerekiyor? Bir şey demem <laughs> gerekmiyor. Öyle konuşuyoruz. Paylaşıyoruz. Ama yani mesela e, öyle dedikodu hani ne bileyim. Dedikodu güzel bir şey bence de. Yani öyle sütüyor. çok kötücül bir dedikodu yapmıyoruz mesela yani. Hı -hı. Ne bileyim bana bence ne bileyim arkadaşımızın başına gelen bir şeyi konuşmak da dedikoddan sayıyorum ben onu mesela. İletişim bir faktörü evet. zaten orada. yani o. herhangi birinin başka birininle ilgili konuşmak. konuşmak dedikodu yani benim tarifim o. Çok damal. Hani bu da böylemiş bir da şöyleymiş hani hep böyle bir ee, kötücül şey evet, böyle evet, şey evet. algılanır Hı -hı. ya. Hani çok öyle algılamıyorum dedikoduyu o yüzden sağlıklı bir şey olduğunu da düşünüyorum. Sağlığın yerinde. Yerinde, yerinde. O yüzden de evet. dedikodu sayesinde. <laughs> Makarna yor kilo almıyor dedikodu. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ne güzel cevap.